2006 yılında ODER Otizm Derneği'nin önerisiyle vakıf ve derneklerden oluşan 24 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek bir yıllık hazırlığın ardından 2007 yılında Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin desteğiyle ülkemizin en geniş sivil toplum hareketi olan Otizm Platformu'nu kurmuştur. Otizm Platformu kurulduğu tarihten itibaren her yıl 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde genel bir durum tespiti yaparak otizmin ihtiyaçlarını vurgulayan bir bildirge yayınlamıştır. Bu bildirgelerin etkisi sonucunda 2 Nisan 2013 tarihinde Otizm Spektrum Bozukluğu Eylem Planı taslağı oluşturulmuş ve kamuoyuna duyurulmuştur. Bu gelişme daha güçlü olabilmek ve kamu kurumlarıyla yapılacak çalışmaları daha etkin yürütebilmek için birlikte hareket etmek gerektiği düşüncesiyle federasyonların kurulmasını sağlamıştır. Daha sonra otizm alanında aktif olarak çalışan federasyonlar, dernekler ve vakıflar Türkiye Otizm Meclisi'nin oluşumunu sağlamıştır. Bu platformun verdiği sorumlulukları ve görevleri üyelerinin verdiği gönüllülük esasına dayalı faaliyetleriyle desteklemeye çalışmışlardır. Türkiye Otizm Meclisi hem genel olarak sivil toplum alanında uluslararası benzer nitelikteki platformlara örnek bir sivil toplum modeli olmaya çabalamakta hem de özel eğitim otizm alanına katkılar sunmaya çalışmaktadır. 55 kurucu üye ile kurulan Türkiye Otizm Meclisi'nde doğal üyelik ve gözlemci üyelik olmak üzere iki tür üyelik vardır. Otizm alanında aktif çalışan dernek, vakıf ve federasyonların olduğu bir sivil toplum platformu olan Türkiye Otizm Meclisi'nin misyonu, her türlü etnik köken, siyasi görüş, bireysel veya kurumsal menfaat ilişkilerinden bağımsız olarak otizmli veya otizm riskli bireylerin ve yakınlarının anayasadan, ilgili yasa ve yönetmeliklerden, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hakların savunuculuğunu yapmak, toplumsal tutumu geliştirmek ve sosyal politikalar üretilmesini sağlamak. Otizmli bireylerin ve yakınlarının yaşam kalitesini arttırmak üzere Türkiye'de otizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirerek ortak çalışmalarda bulunmak, temel sorunların çözümünde güç birliği sağlamak, söz konusu haklarda tüm üye STK'lar adına gözlemcilik ve savunuculuk görevini yerine getirmek. Vizyonu ise Türkiye'de otizm konusunda savunuculuk görevini yerine getiren siyasetten bağımsız ve etkin bir sivil toplum çatı yapılanması olarak otizmli bireylerin ve yakınlarının iş, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve sosyal güvenlik konularında uluslararası normlarda kalite standartlarına erişmesini ve toplumda bağımsız işlevde bulunmasını sağlamak. Bunun için otizm eylem planının ülke çapında arzu edilen düzeyde uygulanması için ilgili STK'lar arasında iletişimi sağlamak, çalışma gruplarına gerektiği durumlarda yöntem önerisi sunmak, Türkiye Otizm Meclisi'nin sürdürülebilirliği ve kendisini oluşturan doğal üyelerin kapasitesini geliştirmek için programlar geliştirmek, fırsatlar oluşturmak, çalışma grupları arasında hızlı, akışkan ve sonuca yönelik iletişim ağını yönetmek, üyelerin onayı ve görüşleri çerçevesinde kamu otoritesiyle ve diğer paydaşlarla müzakere süreçlerinde rol almak, otizm eylem planının uygulanmasında çalışma gruplarından gelen bilgiler doğrultusunda aktif izleme, değerlendirme ve savunuculuk yapmak. 2019 Temmuz ayı web sitesi verilerine göre 5 federasyon, 7 vakıf ve 86 üye dernekten oluşmaktadır. 402 otizm alanında çalışan dernek olduğu düşünülürse bu üye vakıf dernek sayısının artacağını düşünebiliriz. Üye olan federasyon, vakıf ve dernek bilgilerine turkiyeotizmmeclisi.org adresinden ulaşabilirsiniz. Yönetim kurulunu da üyelerin kendi aralarındaki seçimleriyle belirlemektedir. 2018-2020 yürütme kurulu üyeleri çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Otizm TV olarak bizler de Otizm Meclisi'nin içine yer almak için başvuruda bulunduk. Bu geniş katılımı sivil toplum kuruluşunda yer almaktan ve özel gereksinimli çocuklara yönelik her türlü sivil çalışmanın içinde olmaktan mutluluk duyacağız. Türkiye Otizm Meclisi'nin tüm çalışmalarını destekliyor ve sosyal medya kanallarımıza geniş yer vermeye çalışıyoruz. Sizlere meclisin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgileri paylaşmak niyetindeyiz. Ayrıca Türkiye Otizm Meclisi'nin sosyal medya kanallarını takip etmenizi öneriyoruz.